Gelmişler mi? Hoş gelmişler. Sen istersen yavaş yavaş böyle bir gir. Acaba yine bir sarı gelin mi yapsak? Aynen, sarı gelin yapalım. Sarı gelinle devam mı etsek? Aynen. Hadi bakalım o zaman. Erzurum çarşı pazar. Leylim aman aman. Leylim aman aman. Sarı gelin. İçin tabii seni dinleyince aklıma Gülden Karaböcek geliyor. Hep geliyor. Hep söylüyorum bunu sana. Hani sesi ağlayan sanatçı. Sesin adeta böyle ne söylersen söyle ağlıyor gibi. Ağlıyor sesin. Evet. Çok duygulu bir kere. Çok beğeniyoruz seni Elif'ciğim. Neden sarı gelinle başladın? Saçlar sarı olduğu için. İyi hissediyorum kendimi burada olduğum için. Müzik içinde hissettiğimden. Bu şarkı da beni çok etkiliyor, bu türkü. Öyle duygulu bir giriş yapalım dedik. Bir de gitarda ben hep aslında kendi bestelerimi çalıyorum. Geçen gün öyle biraz tıkırdanırken dedim ki yani şimdi her gittiğinde de atıyorum piyasaya çıkmayan bir bestemi söyleyemeyeceğime göre dedim. Bilinen bir şeyler çalışayım. Sarı gelini çalıştım. Bir de üstüne öyle bir şey oldu. Evet, biraz önce 20 dakika programında konuktun. Evet. Onur'un konuğuydun. Nasıl geçti program? Çok keyifliydi. Çok dinamik bir kere. Çok dinamikti ve gerçekten enerjimiz de inanılmaz uydu birbirine. Hem ben çok güzel kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Çok rahat ettim. Ve akustik bir şarkımız var. Gitarı kendim çalıp kendim söyledim. Umarım olmuştur. Çok heyecanlandım. Çünkü pek alışkın değilim böyle biz gitarla. De alalım. Akustikle söylediğimiz şarkıyı mı alalım, evet, acaba? Canlı canlı. Bu şarkı canlı. Benim bestem ve 2014 yılında çıkardığım albümümde bu şarkı var. Olmuyor denedim. Yakın bir zamanda şarkıyı da Aleyna Tilki sosyal medyadan paylaştı. Sağ olsun Aleyna'cığım. Onun sayesinde güzel de bir PR oldu şarkının. Hazır böyle. Sanatçı dayanışması diyelim. Vallahi öyle oluyor. Yürür ince ince yağmur sellerde. Benim yüreğim kapalı bir perde. Güneş batıyor gözlerimin içinde. Ah tutamam kendimi ellerimde. Olmuyor denedim dinletemedim. Of olmuyor denedim dinletemedim. Dünya bir yana sen bir yana savrulup gitti kalbim uzaklara. Her defasında parçalandıkça kaybolup gitti şimdi yarınlara. Olmuyor denedim dinletemedim. Çok güzel. Ağzına sağlık. Reverb'siz bu kadar. Peki etkilendiğin sanatçılar var mı? Sen biraz kendine münhasırsın çünkü. Taklit, evet. Yani taklit, bir şeyi taklit etmiyorsun. Bir şeyin benzeri de değilsin. Senin etkilendiğin sanatçılar kimler? O konuda bir fikrimi söylemek isterim. Herkesin bir rengi var. Ve gerçekten yaradan insana içine bu güzel duyguyla birlikte, yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Müzikle birlikte doğduğum için. Dolayısıyla bana bunu bahşedip bu hediyeyi veren yaradan
demek ki bana çok farklı bir renk verdi. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi rengimi. Elbette ki çok etkilendiğim sanatçılar var. Allah en tabii başında... sana cömert davranmış. Neden? Hem sesin güzel hem sen güzelsin. Teşekkür ederim. Hepsi bir arada olması kolay bir şey değil. Ayrıca müzisyensin. Yani müzikle de sadece şarkı söylemiyorsun. Yazıyorum, çiziyorum. Evet, bu da çok önemli. Tabii ki etkilendiğim isimler var. Sezen Aksu başta olmak üzere diyebilirim. MFÖ'yü çok seviyorum. Bu arada sadece aslında insanlar beni yaptığım şarkılarla biliyorlar. İşte Karanlık Dünya'm, Bir Bile Bilsen, bildikleri kadar. Aslında ben çok... Arka arkaya biraz çok mu fazla arabesk şarkılar okudun? Sanırım öyle oldu. Hep bir cover yaptım ya. Hı. İşte Yeşilçam şarkıları söyledim. Sonrasında Bir Bile Bilsen. Şundan dolayı yani kendi tarzını oturtturmadan... Öyle görünüyor biraz. Birdenbire evet. Arabesk şarkılara bizim için çok ideal bir durum. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Hani Kral FM'de özellikle çok fazla çalıyoruz seni. Ama ne kadar arabesk söylesen de bir pop şeyin var senin. Var. İmajın var. Onu da söyleyeyim evet. Ayrıca. Ama pop albüm çok yapmadığın için evet. Şu ana kadar... Ama geliyor şimdi yazın maxi single geliyor. Hatta belki çok fazla şarkı varsa tam albüm olabilecek kadar 12-13 tane şarkım hazır. Şöyle hazır. Altyapıları tamamlanacak ama 5-6 şarkı maxi single geliyor içinde. Yazın bayağı herkesin kopacağı kop şarkılar da var. Bir akustik gitarla söylediğim çok slow bir şarkı da var. Bir de yeni bir cover sürprizim var. Oldukça pop. Sevgili Ozan Çolakoğlu'nun bestesi. Yıllar önce Tarkan'dan dinlediğimiz bir şarkı. Sağ olsun Ozan Çolakoğlu bu şarkıyı bana hediye etti. Sen verip sır vermeyeceksin yani. Vermeyeceğim çünkü o kadar yani şöyle söyleyeyim. Bir Bile Bilsen de insanların ruhuna çok güzel dokundu ya şarkı. Evet. O kadar inanıyorum ki bu şarkıya. Bu da tam böyle kalbin orta yerinden bir atış gibi geliyor inşallah. Bir Bile Bilsen nasıl oluştu? Bir Bile nasıl Bilsen geldi? Hikayesi aslında, nedir? Ahmet Selçuk İlkan'ın evet. Projesi için seslendirdim. Şarkı arıyorduk. O olur mu, bu olur mu derken dedim Ahmet abi bana Müslüm Gürses'e gel. Müslüm Gürses'e verdiğim bir şarkı var mı? Çok dedi. Oturduk dinliyoruz. Allah'ım bir girdi şimdi. Ben YouTube'da açtım dinliyorum Müslüm Gürses, Ahmet Selçuk. Muhteşem bir şarkı. Hemen şimdi alıyoruz. Bir girdi Allah. Gitarda onu hiç ya şey azıcık, yapamadım ama. Gitarsız da olsa böyle canlı canlı Bir Bile Bilsen. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, ah, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen. Hasretin bölerken uykularımı çaresiz gizledim duygularımı. Seni kaybetmenin korkularını. Bir yenebilsem, ah bir yenebilsem. Seni kaybetmenin korkularını. Bir yenebilsem, ah bir yenebilsem. En kral şarkıyı seçmişsin, ah. Ahmet abiden. Valla öyle oldu. Aslında Mehmet abi seni seveceğim bir hikayesi var bu şarkının bende duygusal anlamda. Bunu çok fazla yerde anlatmıyorum. Böyle çok samimi bulduğum zamanlar. Şu an zamanlar, çok özel bir alandayız. Kral'ın Facebook sayfasındayız. Harika. Tam Kral FM. Çok mutlu oluyorum şu an bunun için. Çünkü yıllar önce 18 kaç yaşlarında bakayım. Yani okul yaz dönemlerinde konfeksiyonda çalışıyordum. Ortacılık yapıyordum. Hem babam, ailem biraz iş hayatını, insanların yaşadıkları... Kaç yaşındasın peki? Şu an mı? Yok, o zaman kaç yaşındaydın? O zamanlar 17 yaşında filandım. Bana... Ben de konfeksiyonda çalıştım, ortacılık yaptım. Ben de ortacılık yaptım. Yaparken en büyük hayalim makinacı olmaktı. Çünkü makinacılar çok havalıydı. Çok havalıydı. Değil mi? Ortacılar evet. Böyle gel git oraya git buraya yerleri git. Yerleri süpür. Onların getir, makinası getir. Var. Makinalarının yanında teypleri var. Şarkılar evet. Dinliyorlar. Onlar oranın kralları. Ve Kral FM açık. Vay. Gezegen. Gerçekten mi? Yani ben gezegenle büyüdüm. Kral FM'le büyüdüm. İlaç gibi radyo. Konfeksiyonculuk yaparken, konfeksiyonda İlaç ortacılık, gibi radyo. Ortacılık yaparken ortada elinde makasınla. Elimle makasımla. Benim de elimde makas vardı çünkü biliyorum. Hep böyle bir ölçü işte masanın bir köşesini çiziyorduk mesela o metrede. O zaman ben de sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben de yıllarca marangozluk yaptım.
mobilyacılık yaptım. Çok özeniyorum bu arada marangozluğa. Ama çok ağır geliyordu bana, çok zor geliyordu tozun telaşın içinde. Bir de marangozluk yaparken çalıştığın ortamda kız yok, hep erkeklerle çalışıyorsun. Ben hep konfeksiyonda çalışanları kıskanırdım. Sahiden? Evet, konfeksiyon. Ve bir gün artık karar verdim, dedim ben bu marangozluğu bırakıyorum, ben de konfeksiyona geçme kararı aldım. Neyse, bizim mahallede bir han var, tek bir han. O handa da bodrum katında konfeksiyon işi var. Orada iş buldum kendime. Bir gün patron dedi ki, Mehmetciğim hadi şu pardesüleri sırtına yükleyin, beraber bunları bir yere götürelim. Taşıyalım. Kendi sokağımda, kendi arkadaşlarımın arasında dedim ki ben bunları sırtıma almam. Sahiden mi? Utandım yani. Çalışmaktan utandınız. Sırtıma alıp taşımaktan, hamallık yapmaktan utandım. Ben bunu patrona söyleyince patron dedi ki o zaman sen benim sırtıma yükle, ben taşıyayım. Sen bu çantayı al dedi. Ve ben o gün o çantayı elime aldım. Taşısaydım bu kadar utanmazdım. Ya, daha çok utandım. Ya bu çok güzel bir hayat dersi. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Dolayısıyla bu benim dolayısıyla sürekli anlattığım bir şey. Çalışmaktan asla kimse utanmasın. Ben de bir sürü iş yaptım. Kasiyerlik yaptım. Konfeksiyonda başladım hayatıma. Ve gerçekten ilaç gibi radyoyla başladım hayatımın. O zamanlar bir de boş zamanlarında... Ya sen bir çok garip bir kızsın ya. Evet, enteresan. Neden? Çünkü şu an bakıyorum, tipine bakıyorum. Yani arkadaşlar ya, karşımızda hayır ondan değil, 20'li yaşlarda bir kız var karşımızda. Yani sorsalar bana kaç yaşında bu kız? İşte 22-23 yaşında. Şimdi sanki böyle fi tarihinde konfeksiyonda çalışmış, nasıl bir hayat hikayen var senin? Biraz onunla ilgili, yani çok fazla yaşanmışlıkla ilgili diyebilirim. Bu arada bu Müslüm Gürses şarkısıyla ilgili bunu anlatmadan duramayacağım. İlaç gibi radyo, ilaç gibi radyo. O zamanlar o kadar çok çalıyordu ki birbirine bilsen. O introyu çok iyi hatırlıyorum. Ve şunu yapıyordum ben. İşte biraz pop açabilir miyiz? Biraz yabancı müzik dinleyebilir miyiz diyordum. Tabii bunun için sürekli kafama bobin yiyordum. Yemek aralarında... konfeksiyon atölyesinin sosyete kızı mıydın? Çılgın. Yani böyle işte... Daha pop. Belime zincirler takıyordum. Hani çalışırken önümüze bir önlük, bir kumaş parçasını kesip... Toz duman olmasın evet, diye. Evet, onun evet. Üzerine işte bir şeyler dikip. Tabii bütün konfeksiyon Kral FM dinliyor. Arabesk dinlerken sen pop dinlemek istiyorsun. Shakira çıkmış. Ben eve gidip Shakira dinleyip dans ediyorum, çıldırıyorum. Bunlar öğlen yemeğine çıktıklarında hemen radyoyu değiştiriyorum. Açıyorum Shakira'yı, açıyorum yabancı müzik. Allah dans ediyorum. Ya diyorum ne anlıyorlar? İşte ilaç gibi radyo. Tamam çok güzel şarkılar ama hep ağlıyor, hep ağlıyor. Arabesk hiç bana göre bir şey değil deyip sürekli böyle eleştiriyorum. Çok küçük tabii o zaman yaşım. Sonrasında öğlen yemeğinden geldiklerinde radyonun değiştiğini gören insanlar bana tabii çok kızıyorlar. Çünkü o çok önemli. Radyo değişmez. Kral FM'in frekansı değişmez. Kavga sebebi. Bayağı kafama bobin yedim. Gerçekten kafama makinacılardan bobin yedim. Git şu radyoyu değiştir. Bir daha da elini sürmeyeceksin dediler. Yıllar sonra Ahmet abiyle Ahmet Selçuk İlkan projesinde şarkı seçerken Müslüm Gürses'in bu intro girdiği anda ben stüdyoda ağlamaya başladım. Ya. Böyle bir rengim, benzim attı. Dedim ki ben eve gitmek istiyorum. Bu şarkıya çalışmak istiyorum. Yıllar önce utandığın, dinlemek bu istemediğin, sırtına, evet. Ergenlik döneminde evet, evet. Uzak durduğun tarz evet. Senin aşkın oldu. Aşkım oldu ve benim insanlara daha çok sesimi duyurabileceğim bir şarkı oldu. Yani beni gerçekten güzel bir basamağa daha taşıdığını hissediyorum. Yani hayatımın uğuru oldu o şarkı. Evet. Nereden nereye? Tabii insanlar başarmadan bunları anlatamıyorlar. Şimdi yıllar önce tekrar dönelim. Bir yabancı şarkı alalım senden. Yabancı şarkı. Var mı kafanda böyle dinlediğin, sevdiğin? Hep Lavinia söylerdim şeyde ama çok küçük böyle tamam, gitarla çalamam da. Kısa bir şey alalım. Aklına ilk gelen neyse. Lavinia is easy because you're beautiful. Making love with you is all I'm loving you, loving you. I see your soul come shining through every time we ooh and oh in love with you. La 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 do 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 do. Evet.
Ben hatırladığım şunu, kadarıyla. Şunu söyleyeyim yani sana. Tabii sen o zaman konfeksiyonda çalışırken ben senin gibi konfeksiyonda çalışanların varlığının farkında değildim. Ya yani birileri bir yerde dinliyordu ama şu an karşımdasın. Ve biz bunları konuşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani nereden nereye tam bir hikaye. Bizim için önemlisin. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Sesini çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Karakterini de çok beğeniyorum. Zaman zaman bunu senin yüzüne karşı da söylüyorum. Çok severek çalıyoruz. Şunu istiyoruz. Hem pop yap ama bu arabeski farklı bırakmak. Tarzları bırakma. Hatta bir halk müziği albümü de yap. Bir sanat çok müziği de yap. Evet, halk müziği özellikle yapmak çok istiyorum. Kibariye gibi olmanı istiyorum. Müslüm Gürses gibi olmanı istiyorum. İnşallah. Kibariye'yle de bu arada tanışma fırsatı elde ettim ve bana şey dedi. Sen dedi beni ağlatan kızsın dedi. Bayılıyorum, ölüyorum sesine. Ne olur bana canlı canlı bir bile bir seni söyle dedi. Hatta bir şey itiraf edeceğim dedi. Birkaç sene önce bir bile bir seni tesadüfen bir yerde Müslüm Gürses'ten dinledim. Ve döndüm dedi. İşte bu şarkıyı bir daha hiç kimse okuyamaz böyle. Hiç kimse bu şarkının üstüne çıkamaz dedim dedi. Yemin ediyorum inanmazsan gel seni arabama indireyim. Arabada bangır bangır senin bir bile bir seni dinliyorum dedi. Ve benim hayatım için rüya gibi bir şey. Yani bazen şeyi düşünüyorum gerçekten. Geçmişte geldiğim hayat mı gerçek hayatım, şu anki hayatım mı gerçek hayatım? İkisinin arasında bir yer bulup kendimi bir de şöyle bir sorumluluk hissediyorum Mehmet abi. Her ne kadar çok fazla duyulmasam da tanınmasam da çok fazla beste yapıyorum. Bu bestelerin içinde arabesk de var, türkü formatında da var, pop ve R&B şarkılar da var. Ve hatta country rock tarzları da bir sürü şey var ve şizofreni gibi. Ama inşallah şu fırsatı istiyorum hayatımda. Ki dinleyicilerden de bana fırsat vermelerini istiyorum. Bir bayrak var. O bayrağı elime aldığımı hissediyorum ama yürek olarak. Yani Sezenler, Erkin Koraylar, Barış Manço'lar geldiler ve gidiyorlar. Sanki bir dalga gibi birileri gidiyor ve birileri geliyor. Ve birilerinin gerçekten bayrağı alıp cesaretle bir şeyleri denemesi gerektiğini birilerinin düşünüyorum. Birilerinin gelmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Değil yani, mi? Bir de öyle bir şey var. Hayat böyle bir şey. Gitmesi de aslında çok gerekmiyor. Ne yazık ki hayat böyle. Ama şey de var. Korkak olmamamız lazım biz genç neslin şu anlamda. Hep işte radyoda çalınsın diye şarkı yapılması, çizilmesi bana çok yanlış geliyor. Çünkü biz müziği, duyguyu insanlara geçirebilmek, dinletebilmek için yapıyoruz. Gerçekten bir terapi müzik. Yani ben hissetmediğim bir şarkıyı söyleyip çok fazla para kazandığım zaman mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. En sevdiğin şarkı hangisi? En sevdiğim şarkı. Çok fazla en sevdiğim şarkı var. İlk aklına gelen. Vallahi çok var. Şimdi bir an bir sorma geldi nedense. Sezen Aksu'nun sorma geldi. O zaman alalım hemen. Biraz. Tabii elimde de gitar var diyecekler. O da orada süs mü diye çalıyor bu kız. Almış. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara. Gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara. Gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşk beni küledi. Ateşler yanıyor içimde, aşk beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma, kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman sorma. Utanırım sorma, söyleyemem sorma.
Nöbetlerdeyim, başım duman. Peki buradan konfeksiyoncu kızlara bir mesajın var mı? Allah. Bir zamanlar sen de oradaydın. Şimdi evet. Buradasın. Orada özlediğin bir an var mı? Ya her şeyi özlüyorum aslına bakarsanız. Yani orada olduğum o histe ve sevdiğim her şeye inandığım beni çok özlüyorum. Kendimi tabii ki bir şeylere sahip olmuş, farklı bir yere gelmiş gibi hissetmiyorum. Aynı ruhum ama orada çalışan bütün insanlara şunu söylemek isterim. Hayata bir kere geliyoruz, bir kere soluk alıyoruz, nefes alıyoruz ve her şeyden değerlisi, önemlisi mutlu olabilmek. Gerçekten bir şarkı dinlerken duygulanabilmek. İlla çok fazla para kazanıp çok iyi evlerde, çok iyi arabalarda oturmamıza gerek yok. Çok kısa bir hayatımız var. Maneviyatın peşinden koşmalarını ve orada olmaktan asla şikayet etmemelerini gerektiğini düşünüyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ben şikayet etmiyordum biliyor musun? Dünyanın en zengin insanı, bunu bir yerde okumuştum. Dünyanın en zengin insanı en az şeye ihtiyaç duyan insanı. Süpermiş. Ben de mesela... Ne kadar çok şeye ihtiyacımız varsa... En ufak şeylerle aslında mutlu olabilen. Aynen. Yani hep bu görüşte olmaya gayet gösteriyor. Hava bedava. Evet. Bulutlar tepemizde, yıldızları izleyebiliyoruz. Evet. Nefes alabiliyoruz. Eğer acımız yoksa, ağrımız, sızımız yoksa, sağlığımız yerindeyse, sevdiklerimiz yanımızdaysa bundan daha büyük bir servet aynen yok. Öyle. Ve bir de gerçekten insanların içinde kendilerine güvendikleri bir yetenekleri varsa, bu oyunculuk olabilir, ressam olabilir, her şey olabilir. İşte ben çocukken radyocu da olmak istiyordum. Mesela öyle bir hevesim de vardı. Hala var mı? Hala var. O zaman sana radyo programı yaptıralım. Allah. Bak çok ilginç bir teklifte bulunuyorum sana. Bilmem yapabilir miyim acaba? Mesela şimdi hafta sonları Kral Pop Radyo'da. Arada akustik bir şeyler de söylediğimiz. Aynen olabilir. Valla neden olmasın? Bunu düşünelim. Sesin güzel. Radyoda ilginç olabilir. Her ses çıkıyor. Bunu bir, bunu bir teklif olarak sana iletiyoruz. Hafta sonları hani çok fazla şeyini bozmadan, sistemini bozmadan bir radyo programı yapabilirsin. Allah bu gerçek. Sempatik, mi? Sıcak, sevimli. Orada birileri izliyor mu? Bakın söz alıyorum şimdi o zaman. İnşallah ben de bunu çok isterim. Tamam. O yoksa zaman, Mehmet abi o zaman bu canlı yayında değiliz de böyle tutuyor musun? Hayır. Şu anda hatta şöyle çevireyim istersen. Şaka yapıyorum. Allah. Hatta şöyle yapalım. Senin yanına oturayım ben. Selamlar olsun. Ben şöyle insanlar şu anda. Ben duygudan dağılmış durumdayım. Selamlar hepinize. Elif Kaya arkadaşlar. Elif Kaya şu anda karşınızda. Sorusu mesajı olanlar varsa kendisi şu anda telefonda sizi izliyor. Biraz önce bir radyo programı teklifinde bulundum. Evet, radyo programı. Hemen sevgili Tolga ile görüşeceğim. Kral Pop'un başında kendisi. Hafta sonları. Ama fazla para vermeyiz, haberin olsun yani. Vardır yaparız. Ya o mikrofonun başına oturayım zaten, para çok önemli değil. Peki sen kendini ne zaman keşfettin? Ne zaman keşfettim? Çok enteresan. Bir şarkı öğrenmiştim çocukken. Yonca Evcimik'in. Birlikte aynı bahçede, mahallede yaşadığım bir kız arkadaşım. Yalancı mı yoksa aşkı biraz fazla. Devam. Hissettirmeden bağlanamam ki ben ona. Başkasına baksa, yüreğimi yaksa. Vazgeçemem ki ben sonra. Taksit, taksit. Hissettirmeden gitsin. Taksit, taksit. Yürüden gitsin. Her hali güzel. Her sözü şeker. Yonca Evcimik. Havalı. Hatırlıyor musun evet, bu şarkı? Evet. Bu şarkıyı öğrendim. Sonra ilkokula başladım. Hatta bir şey itiraf edebilir miyim? Bu senin şey taşıyıp utanmakla ilgili. İlkokula başladım, oturdum. Herkes ağlıyor. Annem gitmesin, annem gitmesin. Beni de annem bir yere oturtturdu. Bir baktım yanımda tombik biri oturuyor. Ben böyle üzülüyorum. Neden tombul biriyle oturuyorum? Ben de bunu kendime yarıştıramazım. Mesela böyle bir çocuk. Neden yanımda zayıf birisi yok? Niye yanımda tombul biri var? Sonra bir kaynaşma merasimi derken öğretmen dedi ki hadi dedi şimdi herkesin ismini öğrendik. Aramızda sesi güzel olan var mı dedi. Benim parmağım kalktı. Böyle yaptım. Ve hani o an ne hissettiğimi bilmiyorum. Aslında kendimi ilk keşfettiğim an içgüdüsel olarak parmağımı kaldırdığım andı. Büyük cesaret. Ve... Yani sınıfta herkes öğretmenden böyle tir tir titrerken ben mesela ilkokuldayken öğretmenimle karşı karşıya geldiğimde bizim zamanımızda biraz da bizim dönemin biraz başarısız olmasının, biz başarısız öğrencileriz aslında.
öğretmenle olan ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Yani benim yaş grubum, şu an izleyenler varsa, küçükler de annelerine babalarına sorsunlar. Biz öğretmen gördüğümüz zaman korkardık. Adeta başbakan görmüş gibi heyecanlanırdık. Yani cumhurbaşkanı görsen o kadar öğretmeni görünce heyecanlanırdık biz. Ben hala doktoru görünce de heyecanlanıyorum. Dolayısıyla doktoru... yani bildiğimizi de unuturduk. Senin o anda parmağını böyle havaya kaldırman. Parmağını böyle kaldırıp ne şarkı söyledin? Söylemek istiyorum dedim. Ne söyledim? Bu takside de söylemiş olabilirim. Aboneyi de söylemiş olabilirim. Şey söyledim. Bize yollar göründü yar ah yar. Yolların sonunda ayrılık var. Pişman olmam son defa, sev beni sar yar. Yollar ayrı boş ver, buraya kadar. Bunu mu söyledin? Buraya kadar. Sonra sınıfta bir sessizlik. Bunu mu söyledin? Bunu söyledim. Ama bak şu anda bana bilgiler geldi kulağıma, kulaklıktan. Şunu söylemişsin. Daha dün annemizin kollarında... Zaten o kadar... Ya ilkokulda bu şarkı söylenir. Onu nasıl söylüyorsun anlamadım. Çünkü birlikte büyüdüğüm kız arkadaşım bana bunu öğretti. Allah Allah. Bunu öğretti. Ben de bunu öğretti. Tabii de... çocuklar şok olmuştur. Herkes şok oldu. Bu neyin kafası diye. Zaten o parmak kaldırmak ve söylediğim şarkının ses tonumla, heyecanla birlikte insanlarda bıraktığı etki ve dalga bende inanılmaz bir aşka dönüştü. O zaman şöyle söyleyelim. Bugün eğer Elif Kaya şarkı söylüyorsa, bugün sanatçı olmuşsa, konfeksiyondan çıkıp klip çekmişse, albümü varsa bunun en büyük sebebi ilkokulda kaldırdığı parmak. Öğretmenim. Eğer ilkokulda o parmak kalkmamış olsaydı, o medeni cesaret olmasaydı bugün sen burada olmayacaktın. Evet. Bence senin dönüm noktan orası. Çok güzel yalnız bunu da şimdi anlatırken bu parmak kaldırma hikayesi de benim için çok güzel bir şey oldu, ders oldu açıkçası. Şimdi o zaman ben yavaş yavaş radyodaki programıma gideceğim. Evet, değil mi? Seninle, saat 5'e geliyor. Seninle sohbet saat kaç şu anda? 5'i geçiyordur bence. Geçiyor mudur? Eyvah! Saat veremiyoruz. Neyse, İlaç gibi radyo. Neyse ben yayınıma gideceğim. Buradan son olarak neler söyleyeceksin seni izleyenlere? Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Saçlar çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Artık yeni imaj şey geliyor. Mi, bu orijinal mi? Orijinal çekebilirsin evet. Tabii artık evet. Peruk yok. Gerçek kurtuldum peruktan. Artık bu saçlar değiştirip... Bu böyle mi olacak bundan sonra hep? Saçlarımı uzatıp kendi rengime dönmeye karar verdim. Çok güzel bir maxi single albümüm geliyor yazın. İnşallah Nisan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Birbirinden bomba şarkılar var. Sevgili Alper Narmen ve Onur'un bestesi var. Zamanında Tarkan'ın okuduğu çok güzel slow bir şarkı var. Kendi bestelerim var. Yazın bomba gibi geliyorum. Heyecanla bekliyoruz. O zaman bir final şarkısı alalım senden. Ne söyleyeyim? Bir aleme indim yalnız. Yerde toprak, gökte yıldız. Bir yan susuz, bir yan deniz. İki el bir baş verdiler. Bir çift göz ağlarda güler, dört bir yanda bizim gibiler. Doğru söz içinmiş diller. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler. Kaderden bahsetmediler. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler.